Merhaba değerli izleyenler. Bu videomuzda soruda verilen açılar özel olduğu için bunu çözmeden geçemedim. Planımda başka soru vardı. Çünkü izleyenlerin görüşleri de hep parametrik sorular biraz sıkıcı gelebilir izleyenlere. Tanıdık, kullanılır açıların yer aldığı açı soruları daha çok ilgi görüyor, itibar görüyor. Dolayısıyla ben sorunun zoru sayfasında rastladığım özel açılarından biri 15, biri de 30 olan bir üçgende şekildeki üçgende alfa açısının değerini bulmayı yorumlayacağım. Sorunun taslağını sağ tarafa çizdim. Birçok çözüm yapılabilir ama burada en sade kolay olanı bilmeliyiz, bulmalıyız. Tabi amacımız hep özel üçgenleri yakalamak, eş üçgenleri yakalamak, eşkenar üçgen yakalamak. Bu mantıktan hareket ediyoruz. Yeni izleyenler var ise. Ben çizime şöyle başladım. ABC üçgenini ACK eşkenar üçgenine tamamladım. Şöyle tahmini bir eşkenar üçgen çizdim. Eşkenarları renklendireceğim. Buraya K dedim. K'yı yazmak kolay oluyor benim için. Peki burada D noktası artık ACK üçgeninde orta nokta olduğuna göre yüksekliği buradan çizersek neler görebiliriz? D'yi K'ya birleştirdim. Çizmiş olduğum doğru parçası eşkenar üçgende artık simetri doğrusudur. Açı ortaydır, kenar ortaydır. Peki açı dağılımına girecek olursak 15 ve 30'un toplamından şuraya 45 gelir. Burası da 45 olmuştur artık. Çünkü biz burayı 90 derece olarak modellemiştik. Açı ortay, kenar ortay, yükseklik bağıntısından burası 90 dereceydi. 90'ı biraz daha düzgün yazmaya çalışıyorum. Açı dağılımından 60'ın parçalarından biri 15 ise buraya düşen açı miktarı artık 45 olmuştur. Burası 45 derece. Burası 60'ın parçalarından 30-30 gelmiştir. Buraları zaten biliyoruz. Buradan da B'yi K'ya birleştirecek olursak orada neler görebiliriz? Onu tanıtmaya çalışayım. B'yi K'ya birleştirdiğimiz takdirde artık şöyle bir özel durumu görmüş oluyoruz. A, D, B, K dörtgenine dikkat edersek bu A, B, D, K dörtgeninde B, K'yı özellikle sarıyla çizmeye çalışayım. B, K'yı gören açılar var. 45'ler B, K'yı görmüş oluyorlar. Onları biraz daha ön plana çıkartmaya çalışayım. Belki izleyenler hocam siz çok çember kullanıyorsunuz, çok çembere dayandırıyorsunuz diyebilirler. Sizler farklı da çözebilirsiniz. 45'ler BK doğru parçasını gördüğünden dolayı düzlemde sabit olduğunu gören eş açıların geometrikleri artık burada çember oluşturur. ADBK kirişler dörtgen olmuştur. Onu şöyle biraz boyayarak, renklendirerek izleyenler açısından ön plana çıkartabilirim. Şu taradığım dörtgenin artık eşkenar düzeltiyorum. Kirişler dörtgeni olduğunu görüyoruz. Peki kirişler dörtgeninde artık açı dağılımına girecek olursak neler görebiliriz? 15'in gördüğü kirişlerden birisi DB'dir. O halde DB'yi gören bir başka açı şurası 15 derece olmak zorunda. Burası 15 derecedir. Peki 30'un parçalanmış halinden birisi 15 ise burası da 15 olmuştur. Dolayısıyla artık şu B noktası DCK üçgeninde özel bir konum almıştır. Neden? Çünkü DB iç açıortaydır. KB de iç açıortaydır. O zaman burada artık onu yazmaya çalışalım. DCK üçgeninde B iç merkez olmuştur. Peki açıortaylar noktadaş olduğuna göre o halde şu çizdiğimiz de artık açı ortaydır. Şu yeşille çizdiğimiz CB doğru parçası da ilgili üçgende açı ortay olmuştur. Alfa buradan
30 olarak gelmiştir. Rahatlıkla buradan görülebilir. O zaman ben buraya da ne yazmam gerekirmiş? Alfa yazmam gerekirmiş. O halde alfanın değerini biz 30 derece olarak bilmiş bulmuş oluyoruz. Dilimizden anlamayanlar için sorunun çözümü bitmiştir ama renklendirmem gerekirse şöyle başlamıştım. AC uzunluğu, CK uzunluğu ve AK uzunluğu eşit olacak şekilde önce bir eşkenar üçgen kurduk. Sonra normal açı dağılımından kirişler dörtgenini gördük. Kimdir bu? Onu da yazmam gerekirse şurada çizimlerden sonra AD BK kirişler dörtgeni oldu. Bu kirişler dörtgeninden sonra artık yine açı dağılımından özel durumu gördük. DCK üçgeninde B'nin iç merkez olduğunu keşfettik, gördük. Dolayısıyla buradan alfayı 30 derece olarak bilmiş bulmuş olduk. Sizler daha başka çözümler kurabilirsiniz. Benim ilk gördüğüm, yakaladığım bu oldu. Uğraşınca başka çözümler de gelecektir. Umarım anlatabilmişimdir. Ben Hasan Ata.